Hocam beni bir karşıya geçirebilirsen, geçirebilirsen eğer. Neyse sen, aa bunları kırabiliyordun değil mi? Doğru. Bam. Sen ne aktif ediyorsun? Güzelmiş. Güzel, anahtarı aldım. Şimdi buradan tekrar şu alt taraftan geçeceğim. Bu sefer sol tarafa doğru, en sol tarafta da bir anlamadığım bir parça vardı. Evet, oradaki ana... Ha doğru, onları koymam gerekiyordu. Oradakini aldım zaten, şimdi en sola gideceğim. Allah, bu ne böyle? Çayın çop, aa! Taştan çayın çoplar ha. Şu bakayım. Taştan çekişmemiş. Oy, nasıl değişti vallahi. Gökyüzü dalışı hocam. İşe yaramadı mı? Eyvah. Aa! Oy, 3 hasar veriyor. Bunlarla uğraşmaya gelmez. Hocam kaç. Hocam kaç. Kaçamıyorum mu? Eyvah. Yıldız gücüm de dolmadı. O zaman ben bir deprem çekicini kullanayım bari. Ben burada ölüyor muyum o zaman garanti? E senin gökyüzü dalışın da bir işe yaramadı. Cooper'ı alayım diyeceğim de. Ohoho güzel. Yani bence de ölmeliydin artık. Son iki canım, iki çiçek gücüm kaldı. Benim elimde ne kaldı? Bu ne ya? Diamond Stone, elmas taş. Tamam, ilkini aldım. Şimdi gelelim ikinciye. Şu statü benzeri bir şey de vardı orada, heykelcik gibi bir şey. Çekilgi şuradan. Artifact. Hmm, evet bu kısım. Ya hayır 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 hayır. Piramit taşını da aldım. Şimdi sen beni illaki kovalayacaksın. Ruh hastası çayın çok. Bir gevşeme, bir gevşeme. Aa! Gel buraya. Ya ben burada niye ölüyorum ya? Vallahi öyle yazdım ya, vallahi öyle yazdım. Şimdi birkaç can daha toplamayı başardım. Ben buradaki bütün görevleri bitirmiş miydim ya? Tamam. Seni şuraya koyayım. Bir şeyler koymam lazım. Ha şurası kilitliydi, belki şurada da bir şey vardır. Oraya geçmem lazım ama o zaman ben ne yapacağıma dair bir bilgiyi alıp geleyim. Şimdik buraya kadar ne olup ne bitti hakkında en ufak bir fikrim yok. En azından bir videosunu izleyip ne olduğunu görmüş oldum. Yarım saatte geçti. Kayıt zaten şu an 12 dakika. Alt katı dolduruyor. He. He, ufak bir ipucu da veriyor demek. Elmas şeklinde, üçgen şeklinde, hilal şeklinde. Tamam. Burada da garanti bir çomp çıkacak ama. Bismillahirrahmanirrahim. Aa çıkmadı. Güzel. Aldıktan sonra çıkar. Ha ha, hemen hemen. Neyse ben şunu artık düşük canlı nasıl yapacağımı da bilmiyorum. Düşük bir canlı halledip geliyorum. İyi ya, bana can suyu oluyor böyle. Güzel güzel. Şunu ben geri alabiliyor muyum? Evet. Tamamdır. Şimdi buraya üçgen, tam onun ortasına yıldız, yani elmas şeklinde, tam şuraya da bir ay şeklinde. Bana saldırmayın da ne oluyorsa olsun. Artık kule mi çöküyor, kale mi devriliyor? Hepsi bunun için miydi? Bir merdiven oluşturmak için miydi? Allah sizi kahretsin. Sanırım bu bilmediğimiz bir yer ya. Aa o oy 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 oy, hemen 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 hemen. Oy mükemmel.
Tamam, bu abuk subuk bir şeyler diyorsa demek ki bayağı yaklaşmışım. Bu sana son uyarım. Yeter bu aptallık, yeter. Derhal durayı terk et. Daha şu kutuyu bir ıskalamıyorum. Gidiyorum, prenses kurtarmaya çalışıyorum ya. Bir sonraki haritayı en baştan yapmam gerekmeyecek. Ne oluyor? Bu ne? Bu firavunun kafasına taktığı şey. Sen tüm bu çok korkutucu uyarıları görmezden geldin. Korkup kaçmak için sağduyun yok mu? Senin derdin ne? Kral Bowser'ın sadık bir takipçisi olan Tankupay'la uğraşmamalısın. Aa, yani buna pişman olacaksın. Tutan kupa bu muymuş? Yanında bazı bitin kabukları, kafasında çayın çöp, kendisi zaten bir tost bağlı. Allahsız tost bağlı. O zaman hocam sana bir deprem çekici. Pekala, o zaman ben bir gumbari alıp şunun hakkında bir bilgi alayım bari. Hadi çomp, hadi bu davetsiz misafiri ısır. Ya şu taş, ha çelik mi? Bu daha kötü o zaman. Hayda ya. Ya Turan seninle mi uğraşayım, çayın çok. Bu tutan kupa Bowser'ın takipçilerinden biri ve yıldız ruhlarından birini korumakla görevlendirildi. Bir çeşit firavun kompleksi olduğunu duydu. 30 canlı şahane, 3 saldırılı ve 0 savunmalı. O yüksek levrekten mermiler atarak saldırır. Büyü kullandığında kaçmaya çalışır. Saldırı gücü 2 ve kesinlikle canını yakar. Ayrıca sadık tebaası olan Chomp'u da çağırır. Bu Chomp'ların ciddi bir hasar gücü var. Önce kime saldıracağını iyi düşün. Tutan kupaya veya Chomp'a. İlk önce şunun yardımcısını ben bir halt edeyim. Veya deprem saldırı kullanarak ikisine birden de hasar verebilirim. Çek güçlerimin hepsi bitene kadar ben saldırmaya devam edeyim. Veya şu parasını verip de ara sıra çalışan biri var ya, onun da bana yardım dokunursa daha güzel olur. Seni şarj edeyim. Ben sihirli bir dahi. İzleyime hayran kalın. Oha ama ya. Ha bir dakika, burada rozet güçlerimi şunu kullanırım değil mi? Şu an küçültme rozetine çok ihtiyacım var. Chomp'u da çağır. O zaman ben şu tutan kupaya saldırırken Gumbari de çayın çopa saldırsın. Tabi tuşla bassaydı. Bunun şarjı bir, biricik masal veriyor. Yalnız benim şey bitiyor hocam. Bir insanın büyüsü kendine çeker mi? Tazelenmek istiyorum. Az önce ne oldu? Bu acıttı. Ne olacak? Kendi yaptığın büyü sana geri sekti olan bu. Ben çölün kralıyım. Seni kaba, kaba adam. Al bunu. Çayın çoktan sıkılmadım ya. Şöyle bir şey yapayım o zaman. Beğendiniz zaten. Sona doğru gelmem biraz salakça. Ya ben bu kadar salak bir kral görmedim ya. Chomp gelse de seni kurtarmaz zaten. Son canın kaldı. Şu deprem darbesiyle şu işimi sonlandırayım ben. Yo, al gel Chompy. Aa ne yapıyorsun? Ey imdat. Böylece ikinci yıldız gücünü de kurtarmış oldum. Bu kısmın sonu. Böylece Mario ve Party, kukuru çölün derinliklerinden efsanevi kukuru harabeleri ortaya çıkardı. Büyücü tutan kupayı ezdiler ve dilek gerçekleştiren yıldız ruhlarının ikincisi olan Mamma'yı serbest bıraktılar. Ama Mario'ya bekleyen düşmanlar daha da güçleniyor ve zorluklar daha da zorlaşıyor. Mario ve arkadaşını neler bekliyor? Maceraları onları bundan sonra nereye götürecek? Meanwhile. Merhaba.
Nasıl hissediyorsun prenses? Kötü bir şey. Beni senin gülümsemenden daha mutlu edemez şeftali. İyi şanslar. Çok kötü bir ruh halindeyim seni canavar. Kaleden gelen tüm konukları hapsettin. Mantar kralının başına gelmiş en büyük felaketsin. Sana ne diyeceğim? Sen ortaya çıkmadan önce her şey olduğu gibi yaptığında gülümseyeceğim. Aa, bu zengin. Bunu yapmayacağımı sen de biliyorsun. O gerizekalı var. Kupa kardeşleri tutan kupayı yendi. Elbette tam bir pısırıklar ama benim için hala sevgi dolu. Bana saygısızlık ettiği için Mario'yu affedemem. Şu anda bunu tomurcuk halinde ısırıyorum. Onun üzerinde yenilmez tuba bulubayı kullanacağım. O tanıdığım en güçlü yaratık. Tabi benden sonra Mario'yu unutsan iyi olur. Majestelerin, bir problemimiz var. Neden Kami Koopa seni bu kadar kızdıran ne? Üzgün görünüyorsun. Ne? Yıldız ruhu Tuba Bluba'nın kalesinden uçup gitti mi? Kral Bowser, sesinizi azaltın. Prenses Şeftali sizi duyacak. Evet, haklısın. Detayları orada anlatırsın. Twink, duydun mu? Evet. Yaptığıma eminim, yıldız ruhu kaçmış olmalı. Tuba Bluba denen şeyde yenilmez dediğini duydunuz mu? Bu kulağa hoş gelmiyor. Sizce Mario kazanabilir mi? Tabii kazanır, sandın ya. Tuba Bluba'yı bulmaya çalışsak iyi olur. Zayıf bir nokta hakkında herhangi bir şey bulabilirsek Mario'yu kurtarabiliriz. İyi fikir. Şimdi geçen seferde yine bu tuşu kullanmıştım. Bu... Şuradaki ocağı söndürüp bana güzelce bir yol açıyor. Sonra buradan kendim kaçabiliyorum. Tabii buradayken Mario'nun yaptığı gibi hızlıca gidemiyorum. Geçen sefer buradan çıktığımda olanları biliyorum. Burada Bowser'ın günlüğü... burada Bowser'ın günlüğü vardı ama haysiyetsiz almış götürmüş. Dışarıda hala korumalar var. Yakalanmamaya dikkat edin. Hiçbir gardiyana yakalanmadan nereden gideceğimi de bilmiyorum. Orayı koruyorum. Şu ışıklar işimi biraz zorlaştırıyor. Ya yapma be. Biliyorum odadan çıkmamam lazım. Bowser'ın istediğim falan filan. Işık biraz canımı yakacak gibi görünüyor. Ama gerçi o kapıda da bir tane şey vardı. Bu kapıdan gidersem ne oluyor? Muhtemelen birçoğu koruma burada. Daha dikkatli olursak iyi olur. Değil mi? Bence de. Anam. Bu arkası dönük ya, zaten beni keşfedemez. Sakat ya. Aha, bir P tuşu. Ya bunların bence korumalıktan ziyade IQ takviyesine ihtiyacı var. Sen nesin? Power Rush rozetini almış. Şu Mario tehlikedeyken saldırı gücü 2 artıyormuş. Güzel. İki tosbağa anlaşıyor. Bir şeyler hakkında konuşuyorlar. Yakaladım sizi. Hey, Usta Tuba Bluba'yı duydun mu? Hayalet yemeği sevdiğine dair bir söylenti duydum. Hayaletler ha? Usta Tuba Bluba sonsuz ormanın derinliklerinde yaşıyordu değil mi? Sanırım şu anda yıldız ruhlarından birini koruyor olmalı. Evet, Usta Tuba Bluba Gastigla'nın tepesindeki çatıda yaşıyor. Şatos'un yakınlarındaki bir köşk ve hayaletlerle dolu bir köy olduğunu duyduydum. Sanırım Usta Tuba Bluba bazen ortaya boss'u yakalamak için gidiyor. Sonra bir tanesini yakaladığında kafasından başlayarak yutuyor. Çomp! O adamın bu çok korkutucu. Artık geceleri tuvalete yalnız yürüyemeyeceğim ve kabuslar göreceğim biliyordum. Bunu neden bana söyledin? Ayrıca Usta Tuba Bluba'nın yenilmez olduğunu da duydum. Zarar veremez diyorlar. Onu kimse... tırmalayamaz bile. Kral Bowser'dan bile daha güçlü olabilir. Kral Bowser'dan daha mı güçlü? Bu imkansız. Usta Tuba Bluba'nın bile bazı zayıf noktaları olmalı. Bu sadece bir sağduyu. Evet, haklı olabilirsin. Tuba Bluba'nın ortaya çıkarsa onu mahvedecek bir sırrı olduğuna dair başka bir söylenti daha var. Bahse girerim, geçmişiyle ilgili eskiden hiç güçlü olmadığını duydum. Şşş! Ya Tuba Bluba seni duyarsa bizi yutabilir. Hala sence onun sırrı ne olabilir? Bilmiyorum. Bunu kimse bilmiyor. Bu yüzden bu bir sır. Seni yarım akıllı. Ya Twink'i nasıl eşcinsel diye çevir... Twink, ne de olsa Tuba Bulba'nın zayıf bir noktası var gibi görünüyor. Keşke öğrenebilsek. Ha, az önce birinin konuştuğunu duydun mu? Sence birisi burada saçmaladığımızı biliyor mu?
Ayda. Prenses Elif'ten burada ne işin var? Üzgünüm ama seni götürmemiz gerekiyor. Yalnız yukarıdaki bir şey unuttum. O olamaz. Later. Teşekkürler Mario. Sonunda eve, yıldız cennetine gidebilirim. Benim adım Memur. Tanıştığımıza memnun oldum. Daha gidecek çok yolum var ama Prenses Şehtali'yi kurtarabileceğini biliyorum. Sana yardım etmek için elimden geleni yapacağım. İşte sana bir hediye. Mario'nun yıldız enerjisi 2'ye... Hebele hübele. Mario'nun yıldız enerjisi 2'ye çıkıyor. Mario artık yeni bir yıldız ruhu gücü olan Lubali'yi kullanabilir. Mini ile tüm düşmanları uykuya daldırabilirsiniz. Kötü zamanlarda beni ara. Buna inanma. Güçlerim güçlüdür. Ne de olsa ben bir yıldız ruhuyum. Güçlerimiz sürekli büyüyor. İyi, çalışmaya devam et Mario. Diğer yıldız ruhlarını mümkün olan en kısa sürede kurtarmalısın. Şimdilik yıldız cennetinde iyileşmek için geri döneceğim. Sevgili eski yıldız cennetimin yıldız çubuğu olmadan ne durumda olduğunu kim bilebilir? Görüşürüz Mario. Ben izindeyim. Evet sevgili Mario severler. Şu yıldız ruhunu da kurtardıktan sonra 3. yıldız ruhunu da kurtarmaya gidiyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. 2. yıldız çubuğu da gelmiş. Güzel Discord'um var. Bilmeyenler için oraya da gelin. İki sohbet muhabbet. Muhabbetin belini kırarız. Olmadı ben senin belini kırarım.